Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir arkadaşım bize gönderdiği resimleri paylaşacağım. Fakat arkadaşımız bir kilise alanında bulduğu görselleri, resimleri bize göndermiş. Gönderdiği tüm resimler kilise alanında bulunan mezarlıklardır arkadaşlar. Hepsi birbirinden kıymetli, değerli, üst rütbeli kişilere ait mezarlardır. Ve çok eski mezarlıktır ve harika bir şekilde yapılmış mezar taşları ve üzerindeki haçlar hepsi birbirinden güzel, değerli, kıymetlidir. Ben burası için arkadaşa bir tavsiyede bulunacağım. Sadece böyle bir toprak alanda bulunan mezarlıklarla uğraşmasın. Burası tarihi bir yer, sit alanı. Başı da belaya girer. O yüzden dediğimiz gibi bakın arkadaşlar, hepsi birbirinden kaliteli haç işaretleri ve hepsi de direkt mezar taşıdır. Yani size yön veren ya da size başka bir yere gitmenizi isteyen ya da burada hazine var diyen işaretler değil. Kesinlikle değil. Burada mezar olduğunu söyleyen işaretlerden biridir. Fakat arkadaşımız kilise alanında bulduğu bir kaya parçasını bizimle paylaşmış. Şu gördüğünüz insan figürü de var sol tarafta. Üçgen işareti de var. Bölüm bölüm. Haç işareti de var. Şimdi burada bize söylenilen ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu haritadır. Kilise olduğunu söylüyor. Papazın evinin olduğunu söylüyor. Ve kilisenin altında girişin, yani tünelin olduğunu, papaz eviyle arasında bir oda, tünelden yani tam tünelin ortasında, kilise ile papazın evinin ortasında bir oda olduğunu söylüyor. Kilisenin önünde kuyu olduğunu söylüyor ve kilisede bulunan bir hazine yerini de bize belirtmiş. Üst tarafta direkt baston işareti arkadaşlar, onun da olduğunu söylüyor. Yani bunu bulduğunuz yer kilise alanına yakın bir yer olması lazım. Papaz evi alta mahzen olduğunu da söylüyor. Papaz evinin altında mahzen de var. Kaliteli bir yer. Eğer kiliseyi bulursanız bütün şifreler çözülecektir. Harika bir yer. Bu işareti daha önce görmemiştim. İlk defa geldi bana. Fakat buna benzer birçok işaret geldi, onu çözdük. Bu da aynı dediğimiz gibi kilise alanıdır zaten mezarlara baktığımızda. Bakın arkadaşlar, kilisenin işte bir papaza ait, zaten üstte U şekli yapılmış. Onun da üstünde bir haç işareti var. Bir evin diyelim, bir kilisenin, bir odanın sahibinin yani yöneticisinin mezarı olduğunu söylüyor. Şuraya baktığımızda kalkan, normalde haçlıların kullandığı kalkanlar var arkadaşlar. Kalkanın şeklini vermişler ve üzerinde yine haç işareti ve orada bulunan kişiye ait işte yaşı, ismi, soy ismi, ne yaptığı, işte nerenin komutanı ya da nerenin papazı, yazılardan anlamadığımız için burada her şey bize belirtiyor. Fakat biz burada kuş işaretini, yani bir güvercin işaretini yanında gördük. Büyük ihtimalle bir kadın rahibe mezarı olabilir. Çok kaliteli, mihrap içinde yapılmış yine bir haç işareti. Yüksek rütbedeki birinin mezarıdır arkadaşlar. Ve altında bu yazıyı okuyabilen varsa kimin orada olduğunu bize net bir şekilde açıklayacaktır. Ölüm tarihine kadar her şeyi yazıyor arkadaşlar. Mezar alanı burası. Arkadaşımızın bulduğu mezar alanı. Eğer o kaya parçasını burada bulmuşsa, buraya yakın bir yerde kilisenin de olduğunu bize söylüyor. Tabii sizin de fikrinizi almak isterim. Yorumlarda sizin de yorum yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Değerli bir yer. Sadece mezarlıklardan uzak dursun. Onun dışında kilise alanında bir çalışma yapabilir. Dediğimiz mesela Flama'yı biliyoruz arkadaşlar. Tüm uygarlıklar olsun, medeniyetler olsun, herkese ait bir Flama vardır. Ve o Flama'yı burada yapmışlar. Üzerinde yine haç işareti yapılmış.
Sol tarafında yine bir kitabesi var. Hangi komutan, hangi işte yetkili biri ise ona ait bir mezar olduğunu, büyük ihtimalle savaşçı birine ait bir mezar olduğunu söylüyor. Çünkü ordudan biri olabilir. Yine bir haç işareti, üçgen şekli altında, yine taşa baktığınızda zaten mezar taşı olduğu her yerinden belli. Odanın olduğunu söylüyor, mezar odasının olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar, topraktaki mezarlar da oda olarak geçiyor onların döneminde. Yani yaptıkları işaret mezar işaretidir. Mezarın olduğunu söylüyor. Fakat bütün hepsini indirmişler. Yani bu taşlar hepsi inmiş. Büyük ihtimalle çalışma yapmışlar. Yine bir haç işareti üzerinde bir halka. Şimdi bunların etrafında halka varsa korunmalı. Yani orada tılsım yapılmış. Büyük ihtimalle yanında hazinesi de olduğu için bir tılsım yapılmış bir mezardır. Burada korunmalı değil. Sadece yine bir basit bir mezardan bahsediyor. Şekilli. Buradaki de bir şekilli haç işareti. Hepsi, buranın hepsi mezar işareti. Mezarın olduğunu söyleyen işaretlerdir. Bunu paylaşmamın nedeni, hani size de denk geldiği zaman orada neyin olduğunu görmeniz içindir arkadaşlar. Başka da bir amacımız yok. Yardım etmek istiyoruz. Herkese yardım etmek istiyoruz. Bunun dışında bakıyoruz. Herhangi şurası mesela, bu korunmalı. Yani tılsımlı bir mezar. Hazinesi yanında büyük ihtimalle. Etrafında halka, korunma anlamına gelen bir işarettir. Yani bunun içinde haç değil de başka bir işaret de olsa, etrafında böyle halka varsa orası tılsımlıdır. Kesinlikle tılsım vardır. İşaretler bunlar. Bunlar hepsi mezar işaretidir şimdilik. Ben bu kadar diyorum. Sizi yoruma bekliyorum. Hoşça kalın.